bir derbi, derbi. Son karardan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Fırat Aydın Usta birlikte karşınızdayız. Hem bugün oynanan iki maçı ağırlıklı olarak tabii ki Kayserispor Fenerbahçe ve Galatasaray, Fatih Karagümrük maçlarını hem genel anlamda gündemi konuşacağız bugün hocamızla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizle en son program yaptığımızda burada aslında bazı şeyleri siz Tüm sezon boyunca geçmiş programlarda vurgulamıştınız ama aradan geçen süre zarfında bayağı bir negatif anlamda gündem sarsıcı olaylarla birlikte yoğruldu adeta. Bugün o konulara da değineceğiz. Sizin birçok konuda çünkü görüşünüzü herkes çok merak ediyor ama bir dilerseniz futbolla başlayalım. Trendyol Süper Lig'de 17. hafta itibariyle şu ana kadar oynanan maçları bir görelim. Ardından Galatasaray Karagümrük maçıyla pozisyonları değerlendirmeye başlayacağız. Ee, bir toplu sonuçlar ekranlara gelsin. Evet, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir Sivasspor mücadelesi 3-1 bitti. İstanbulspor Trabzonspor mücadelesi yarıda kaldı. Konuşacağız Gaziantep Futbol Kulübü Adana Demirspor karşılaşması 2-2 berabere bitti. Kayseri Spor Fenerbahçe mücadelesi bugün tam bir gol değillosu şeklinde geçti. 4-3 kazandı Fenerbahçe. Galatasaray Fatih Karagümrük 1-0 yendi. Antalya Spor Kasımpaşa maçı 0-0 berabere sonuçlandı. Perşembe gününün sürü de bu şekilde sevgili seyirciler Trendyol Süper Lig'de 17. haftada. Peki Galatasaray Karagümrük maçıyla başlayalım. Ee, mücadelenin detayları ekranlara geldi. Evet 1-0 kazandı Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu'nun 41. dakikada attığı golle Galatasaray sağdan 3 puanı alarak ayrılmayı başardı. Ve gerçekten de Fenerbahçe'de Galatasaray artık derbi öncesinde 43'er puanla muazzam bir performans göstererek ilerlemeye devam ediyorlar. Hocam önce bir genel... Maç değerlendirmesi rica edeyim sizden. Galatasaray Kopenhag maçı sonrası artık Avrupa Ligi'ne devam ediyor. Ee, ve hani maçlar da ertelendikten sonra zaten e, şimdi derbi öncesi iki taraf için de hem Fenerbahçe hem Galatasaray için e, puan kaybı yaşamamak çok kritikti. Galatasaray'da 3 puan tek golle aldı. Yani Galatasaray bugün e, her zamanki performansını gösteremedi. İyi bir oyun oynamadı. Çok üstün bir oyun değildi. Hatta maçın ikinci yarısında bölüm bir bölümünde Karagümrük biraz daha pozisyonlar bularak üstün bir oyun sergiledi. galiba böyle Galatasaray'da kafalar bir derbiyede 2-3 gün kala orada da olabilir. Örneğin bugün tabii Icardi'yi hiç duymadık. Ben hiç gerçekten böyle. İsabetli şutu da yok hocam. Yani bir şutu var. Ama Galatasaray kötü oynarken de 3 puan almasını bildi. Kaldı ki e, Karagümrük gerçekten ters bir takım. Fenerbahçe ile oynarken de çok zorlamıştı. Bugün e, Galatasaray'ı da zorladı. Ama e, Galatasaray e, o yüksek perdeden oynadığı oyunu oynayamasa da 3 puanı almasını bildi bugün. Hocam e, pozisyonlara bakalım. Dilerseniz Tugay Kağan-Numanoğlu karşılaşmayı yönetti Varda'da Özgür Yankaya vardı. Şimdi bu Bugün... sonraya bakalım da pozisyon akışını ben nereden izleyeceğim? Hocam şu anda ben yani sadece bir fotoğrafımız var. Şimdi A aklım... gelecek hocam. Akını bari bir fotoğrafı bir yerden verin de akını da ben buradan izleyeyim. Hocam 12. dakika Roden Mertens mücadelesi biz şu anda e, daha önce yayınlarımızda yaptığımızda hani bir fotoğrafı tabii Evet. Fotoğraf, e, görüntü olmadan da veriyoruz ama akışı o, izlerken en azından yorumu analizi tekrardan muhakeme... Şu anda muhake akışı göreceksiniz. Evet muhakeme siz. işte onu bekliyorum ben. Hı -hı. Yani çünkü bu birçok pozisyon olduğu için bugün Yok yok oynatacaklar hocam şimdi. Şey. Yani yok, yok. E, geldi hocam. Mesela şimdi. bu pozisyonda evet. e, çok net bir e, sarı kart e, Tugay Kağanlıoğlu da hiç geciktirmeden, yani itiraza mahal vermeden, hı. herhangi bir türettiği düşürmeden e, çok hızlı bir şekilde sarı kartını gösteriyor. Karara doğru. Marcus Roden bu pozisyonda sarı kart gördü. Hocam 23. dakika Galatasaray atak şekillendiriyor. Bir sonraki pozisyonumuz sol kanattan Galatasaray hı hı. atak şekillendirirken orada bir ver kaç. Burada bir elle oynama devam, beklentisi, bir pozisyon içerisinde hiç, devam. Bu tartışmaya da gerek yok. Peki hocam, e, 26. dakika Ziyeş'in sarı kart gördüğü pozisyon. Bu pozisyonda Can Keleş'e yaptığı hareket kontrolsüz bir Ski. hareket. Hı. Dolayısıyla e, sarı kart doğru. Doğru. E, 45. dakika Mendes Sarı kartı gören Ryan Mendes. Karadır'da. Şimdi bu gibi pozisyonlarda futbolcular e, tehlikeli yaratacak oyunları oynarken, müdahaleyi yaparken risk alıyordur. Bu riski alıyorsan ya sen tamamen temiz bir şekilde topla oynayacaksın ya da bu riski aldıktan sonra beceremiyorsan bu gibi müdahalelerde rakibine karşı e, kontrolsüz bir hareketten, tehlikeli bir durumdan dolayı sarı kartla cezalandırman gerekiyor. Burada da e, karar doğru. Bu riski aldıysan bu kartı da e, göz önüne almışsındır. E, dolayısıyla e, Kaan Numanoğlu'nun burada verdiği sarı kart doğru. Hocam maçın en çok konuşulan pozisyonlarından birisi 54. dakika ikinci yarıdayız. E, Karagümrük takımı atak şekillendiriyor. Sol kanattan orta geldi. Barış Alper'le burada Ryan Mendes bir mücadele içerisinde. Penaltı bekledi Karagümrük tarafı. Öncelikle e, şimdi mutabuk alalım. Top çıkmıyor. Evet çıkmıyor. Topun tamamı çıkmıyor. Şimdi bu pozisyon öyle bir enteresan pozisyon ki. Açılarına baktığında farklı farklı yorumlar, e, farklı görüntüler sana sunabiliyor. Ama burada şöyle bir şey var. <laughs> şimdi top ortalanıyor. Kaleciden sekiyor. Tam ayağının ucuyla kara gümrüklü oyuncu Mendes dokunduğunda topun bir açılması yok. Aslında sönerken arkadan Barış'ın ayağını topa veya o bölgeye doğru bir savurması var. Ve bazı açılarda o topa ayağının ucuyla vurup ileriye doğru gittiğini gördüğümüz görüntüler var. Bir Icardi ile e, Atay Yok yok. Hayır. O başka bir pozisyon için. Beşiktaş başında oldu ya. Ha, yani Gezal. Yani orada da hani Gezal topa vuruyor yukarı çıkıyor ondan sonra bir müdahale. Ben böyle bir yorum yapmıştım. Şimdi burada da diyorlar ya kanıt var niye çağırmadı. Ben de diyorum ki neyin kanıtı? Yani şimdi burada net olarak topa vurdu mu gözüküyor. Adama müdahalesi var mı toptan sonra o da gözüküyor. Yani varım burada şu kanıt yüzde şu var diyerek çağıracağı bir pozisyon değil. Benim şahsi fikrim burada Barış'ın o topla oynuyor olması Barış'ı kurtarıyor. Ama hakem kendi başına burada hangi kararı verirse versin desteklenecek bir karar. Yani o kadar karışık bir pozisyon. Ama ben açılardan baktığımda Barış'ın topa müdahalesi olduğunu görüyorum. Sonra o müdahalenin devamındaki aksiyonla futbolcu bir müdahalesi oluyor. Aksiyon değişmiyor. Eğer topa dokunmadan direkt zaten müdahale olsa net derdik. Heh, bak kanıt bu derdik. Veya topa vurup hiç adama dokunmamış olsa ve hakim yanlışlıkla penaltı verse iptal edilmesi lazım. Bak kanıt bu derdik. Dolayısıyla o kadar karışık varım burada girmemesini anlıyorum ve burada ben hakem kararına saygı duyuyorum. 67. dakika Torreira ile Vesele arasında bir e, mücadele var. Ceza alana gelen top içeriye çevrildi. Ardından Torreira'nın yerde kaldığı an. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bakıyoruz. Bak burada top futbolcu tamamen topa bakıyor. Efendime söyleyeyim. Hatta hani Torreira aslında topa bakıyor. Tekrardan akışta sevgili Müjdat baktığımızda. Evet hocam. Bak Torreira'ya bakalım futbolcu. İkisi de bakıyor ve bir basma var. Şimdi iki türlü hareket vardır. Bir kontrolsüz hareket vardır. Bir dikkatsiz hareket vardır. Ben Hatay maçında Icardi'nin futbolcu pozisyon alırken ve Icardi'yi görürken yani orada birisinin olduğunu görüp hissederken o pozisyonu alırken görmeden de o ayağına bastığı için dikkatsiz bir hareketten dolayı penaltı dedim. Hatta dedim ki bunu örnek olarak yine bir başka maçta Icardi'nin içinde bulunduğu bir Antalya Spor maçında topa bakarakken yine yanlışlıkla adamın yani dikkatsizce ayağına basıp o topa yükseliyor. Akabinde penaltı oluyor. Atak başlangıç fazı olarak geri dönülüp go, penaltı iptal ediliyordu. Orada faal yaptı deniyordu. Dolayısıyla bu doğru kabul edildiği için onu baz alarak bu pozisyonunda dikkatsiz bir hareket var diyerek penaltı demiştim. Fakat seminerde o pozisyon için yani Icardi'ye yapılan o pozisyon için yer alma için yapılan bir hamle olduğundan dolayı penaltı olarak atledilmemesi doğru dendi. Dolayısıyla seminerde böyle dendiği için buna da büyük bir ihtimalle böyle diyecekler. Öncelikle hani hakemlerin bu pozisyonda niye penaltı vermediğini örneğiyle söylemek istiyorum. Ama ben de diyorum ki bir futbolcunun çevre kontrolü yapması ve pozisyon alırken dikkatli olması gerekiyor. Çünkü iki türlü hareket var. Biri kontrolsüz futbolcu gelirken hani geç kalarak timing hatası yaparak top ayaktan çıktıktan sonra uzayarak bir bastığım var ki kontrolsüz bir hareket ayak basma. Bir de böyle basmalar var dikkatsiz. Dikkatsiz kavramın içerisine soktuğunda bu penaltı o zaman. Ama Seyyid Merkez Hakem Kurulu ve Oktallas bu bir yer alırken bir hamle, bir mücadele dediği için penaltı olmaz diyor bunlar için. Yani üç tane şimdi pozisyon var birbirine benzer. ilkinde doğru karar, iptal diyorlar. Galatasaray'ın kazandığı bir penaltı hı hı. vardı. Icardi'nin öncesindeki yaptığı o ayak basma. Sonra Icardi'ye yapılana hayır diyorlar. Ben de oradan yola çıkarak buna hayır diyecekler ama benim nazarımda dikkatsiz bir hareket futbolcu o çevre kontrolünü yapacak. Dikkatli olacak. Ha, hakem vermedi. Bundan dolayı vermedi. Talimattan dolayı vermedi. O zaman hakeme bir şey söyleyemezsin. Bir derbi bir derbi